kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle fırında mangal tadında çok nefis ve çok da pratik bir tavuk tarifi paylaşacağım. Hemen tarifime geçiyorum. Zaten çok kolay. Burada 2 kilo tavuk kanatı var. Şimdi üzerine bir miktar zeytinyağı dökeceğim. 5-6 yemek kaşığı kadar şöyle zeytinyağı gezdiriyorum tavukların üzerine. Bir tatlı kaşığı bal koyacağım. Sosunu içine iyi çekebilmesi için şöyle üzerlerini çizik atmanızı tavsiye ediyorum. O şekilde olduğu zaman böyle daha sos içerisine iyice işlemiş olduğu için çok daha lezzetli oluyor. Şimdi de baharatlarımı ekleyeceğim. 1,5 tatlı kaşığı tuzum var. Tavuklara çok yakışan baharat curry var. Burada 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı kimyon, yine 1 tatlı kaşığından biraz eksik karabiber var. 1 tatlı kaşığı da tatlı toz biberim var. Bunları ekliyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı biber salçası var, onu da ekliyorum. Şimdi tavukları baharatlarla iyice karıştıracağım. Tavukları güzelce sosladım arkadaşlar. İyice böyle karıştırdım. Şimdi üzerini streçle kapatacağım. Ve buzdolabının alt kısmında 1-2 saat bekleteceğim. Eğer vaktiniz yoksa hemen de pişirebilirsiniz. Fakat beklediği zaman çok daha güzel oluyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra bir gece buzdolabında dinlendirirseniz çok daha güzel olur sonuç. Şöyle streçle üzerini kapatıyorum. Şimdi soslu tavuğumu dolaba alıyorum. Şimdi kağıdını suyla ıslattım. Şimdi güzelce şöyle kenarlarından yerleştiriyorum tepsime. Şöyle streçi kaldırıyorum. Tavuklarımı güzelce dinlendirdim. Soslamış olduğum kanatlarımı pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Tavuklar iyice bekleyince sosunu da çok güzel bir şekilde çekti içine. Şimdi 190 derece ısıtmış olduğum fırında kanatlarım nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Çok güzel bir şekilde piştiler. Servise hazır arkadaşlar. Zaten bu şekilde tepside servis yapacağım. Şöyle hemen bakmanızı istiyorum. Son derece pratik ve çok lezzetli bir tarif. Eminim denediğiniz zaman siz de beğenirsiniz. Tariflerimi izledikten sonra kanalıma abone olmayı ve tariflerimi beğenmeyi lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.